Merhabalar. Bugün 3D PDF nasıl alınır? Bundan bahsedeceğiz. Önümüzde Tapsoid'de çizilmiş bir dolabımız mevcut. Öncelikle dolabımızı istenilen malzemelere göre düzenleyeceğiz. Daha sonrasında da 3D halinin PDF'ini alacağız. İlk olarak belirli bir malzeme atadıysak bu malzemeyi nasıl değiştireceğimize dair şu şekilde değiştirebiliriz. Wood menüsünün altından buradan Configuration, alttaki üçgene dokunuzda Meter Configuration'a komutuna basıyoruz. Daha sonrasında dolabımızı seçiyoruz. Buradan istediğimiz malzemeleri seçiyoruz. Daha sonrasında materyal kısmına gelerek istediğimiz malzemeyi ekliyoruz. Apply Matter dedikten sonra OK diyoruz. Ve bize malzememizi getiriyor. Daha sonrasında kapaklar için de yine aynı işlemi yapabiliriz. Kapakları çoklu seçim komutuyla, selection komutuyla seçebiliriz. Yine aynı şekilde seçerek istediğimiz malzemeyle değiştirebiliriz. Dolabımızı istediğimiz malzemeyle değiştirdikten sonra 3D PDF'ini alabilmek için buradan Save kısmında Save As kısmı var yanındaki yok atık kadınızda. Save As'ı açıyoruz. Dosya tipini Acrobat PDF 3D olarak seçiyoruz. OK diyoruz. OK dediğimizde hangi malzemeyi dışarı almamızı istiyor? 3D PDF olarak. Bu şekilde seçebiliriz. Seçtikten sonra bakın masa üstümüze geldi. Buradan PDF'imizi açıyoruz. Daha sonrasında dolabımız 3D halinde bize buraya geliyor. İlk açtığınızda yukarıda bir seçenekler kısmı gelebilir pencere. Ben de gelmedi. Siz de gelebilir. Oradan seçeneklerde her zaman güvendeyseniz tekrardan dolabınız bu şekilde gelir. PDF kısmında neler yapabiliyorsunuz? PDF kısmında görünümlerini düzeltebiliyorsunuz. İstediğiniz görünümde bakabiliyorsunuz. Yakınlaşıp uzaklaşabiliyorsunuz. Onun dışında model ağacı dediğimiz bir kısım var. İstediğiniz herhangi bir malzemeyi buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde. Bu da dolabın içerisini müşterilerinize göstermenize olanak sağlıyor. Onun dışında istediğiniz iz düşümde gösterebiliyorsunuz. Buradan saydam yapabiliyorsunuz içerisini görebilmek için. Onun dışında yine tel kafes görüntümü yapabiliyorsunuz. Bunların dışında ışığını ayarlayabiliyorsunuz. Arka plan rengini ayarlayabiliyorsunuz. Ve kesit alabiliyorsunuz. Bakın burada istediğiniz şekilde X, Y, Z eksenlerinden de kesit alabiliyorsunuz. Burada kesitin belli ayarlamalarını düzeltebiliyorsunuz. Ve kesitin derecesini, nereden başlayıp nereye de bitmesi ne istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca buradan eğimli kesitler alabiliyorsunuz. İki taraflı da eğimli kesit gösterebiliyorsunuz. Genel olarak çizilen bir dolabın ya da bir mobilyanın kolay şekilde 3D PDF'ini alarak bu PDF'leri müşterilerinize gösterebilirsiniz.